merhaba arkadaşlar hamarat bebek YouTube kanalıma hepiniz bir kez daha hoş geldiniz bugün sizlere 9-12 ay bebeklerimiz için uygun olan yalancı Selanik modelli bu hırkamın yapımını paylaşmak istiyorum arkadaşlar iki yuma yakın bir şekilde antipi özellikle ip kullandım arkadaşlar iki yumaktan ikinci yumaktan artan ipim bu kadar kaldı polosu softilux ipimizi kullandık Dokusu ve yumuşaklığıyla gerçekten özellikle tavsiye edebileceğim biri bir ipliklerden bir tanesi. Bebeklerimize gönül rahatlığıyla kullanıp giydirebileceğiniz güzel örgüleri hazırlayabilirsiniz. Benimle aynı renk tonunu kullanabilecek arkadaşlar için renk numaram 466. 4 adet de düğme kullandım arkadaşlar ve 3,5 numara şiş veya 3,75 numara şişle de hazırlayabilirsiniz. Arkadaşlar e, yeleğimizin kenar lastiklerini örgümüz tamamen bittikten sonra ilmek alarak bir, tek bir ters bir düz örgü yaptık. E, yalancı selanik modelimiz bittikten sonra yaklaşık 4 santim kadar ki bu da 12 sıra yapıyor. Gidiş bir dönüşük olarak bir ters bir düz örgümüzle bitirdik. Yine kollarımızda küçük bir ikiye katlayarak lastik örgü kullandık. Bir ters, bir düz ve geriye kalan bütün örgüm siyalancı selanik modeli üzerine kuruldu. Robadan artırmalı bir hırka hazırladık arkadaşlar. Her sıra gizli artırma yaparak robamızın büyüklüğünü ayarlamış olduk. Ben normalde arkadaşlar e, ipim biraz kalın durduğu için 19 18 artırma 19. sıraya başlarken kollara geçiş yaptım. Daha büyük çalışmak isteyen, boy olarak veya en olarak daha geniş çalışmak isteyen arkadaşlar rob artırmasını 21 22'ye kadar devam ettirebilirler. Öndeki ilmek sayısını daha fazla ayarlayarak daha geniş bir göğüs çalışması yapabilirler. Yani büyütüp veya küçültmek tamamen size kalmış. Çok kolay mantığını anladığınızda çok zevkle öreceğiniz bir model. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Merhaba örgü severler, bugün sizlere yalancı Selanik modelli bir hırka yapımını paylaşmak istiyorum. Hırkamız için arkadaşlar 3.5 er elinde mevcut olan varsa 3.75 numara şiş kullanacağız, 2 ee, yumak kadar arkadaşlar polosu iplikleri anti pilling özellikli bir ipimiz var, ee, softilix, ee, aynı renk yapmak isteyen benimle aynı renk paylaşmak isteyen arkadaşlar için renk numaram 466. 2 yumak kadar da bu ipimizden kullanacağız. Ee, ipimizin de dokusu, yumuşaklığı, kalınlığı tam benim istediğim gibi. Biraz böyle kalın duran bir e, hırka istiyorum. Tam kış aylarına uygun olarak ve en uygun ipimizle hazırlayacağız bunu. Ve eee ayraçlarımız var arkadaşlar. E, çünkü bu ayraçlar bizim işimize çok yarayacak. E, modelimizin tam şekli ve mantığını oturtana kadar. Şu an şişime 68 ilmek takarak başladım. Bu 68 ilmeğimi ilk ilmeğim düz gelecek şekilde arkadaşlar bir ters bir düz ördüm. Ön yüzden ve arka yüzden ters ters düz örerek e, toplamda kaç sıra ördüm arkadaşlar? Şu aradaki boşlukları sayarsak eğer başlama sıram dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra kadar lastik örgü yaptık. Gidiş 1, dönüş 2. Daha sonra ben ayraçlarımı takarak e, yeleğimin roba ayrımlarını belirledim Arkadaşlar şu an e, yan patı kullanmayacağız yan pat yapmayacağız örgümüzü örerken komple hırkamız bittikten sonra ilmek alarak yan pat çalışması yapacağız bunun için önlere 9 ilmek ayırdım e, roba ayrım için ortada 2 ilmek düzümüz var arkadaşlar kollarımız için 10 ilmek ayırdım. 2 4 6 8 10 gördüğünüz gibi yine 2 ilmek düz ajur ortalarımız var ve gizli artırma yapacağız. 22 ilmek arka beden için ayırdım. 2 ilmek yine ortada düzümüz var. 10 ilmek kolumuz. 2 ilmek ortada yine düzümüz var ve 9 ilmek ile bitirmiş oldum ve 68 ilmeğimizi ayırmış olduk. Dediğim gibi daha sonra ilmek alarak ön yaka e, lastik çalışmasını birlikte yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu bir ilmek 9 ilmeğimizin ilk bir ilmeği hep kenar ilmeğim olacak e, ve en son ilmeğimi örmeden bıraktıktan sonra ilk ilmeğimi düz örerek alacağız çünkü bu aralardan daha sonra ilmek alarak e, lastik kısmımızı örmemiz gerekiyor. Şimdi örgümüzde lastik kısmımız olmadığına göre kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra arkadaşlar 3 adet düz örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. 1 adet ters örüyorum. 1 2 3 adet düz ördüm arkadaşlar. İpimi kendimden tarafa aldım. 1 adet ters ördüm. Daha sonra burada bir gizli artırma yapıyorum öndeki ilmek sayım 10'a çıktı. Ayrıcımı sağdaki şişime aktarıyorum. Ortada sabit 2 ilmek düzüm var. 2 düzümü örüyorum. Tekrar ayrıcımı sağdaki şişime aldıktan sonra bir gizli artma yapıyorum. Gizli artırmamdan sonra yine 3 düzle başlıyorum. 1, 2, 3. 1 ilmek ters. 1, 2 3 düz örüyorum bir ters örüyorum daha sonra kalan iki ilmek düzümü ördükten sonra burada bir gizli artırma yapıyorum şimdi tekrar ayracımı aldım ayracımı sağa aktardıktan sonra iki ilmek düzümü örüyorum ajurumun ortası için yine ilmecini sağ şişimi aldım ve arka bedenimdeyim arkadaşlar arka bedenim için ilk önce gizli artırma yapıyorum gizli artırmadan sonra 1 2 3 düz 1 ters 1 2 3 ilmek düz 1 ters 1 2 3 düz 1 ters 1 2 3 düz 1 ters 1 2 3 düz 1 ters kalan 2 ilmeğim düz burada bir gizli artırma yapıyorum. Aracımı sağdaki şişime alıyorum. 2 düz ortadaki ilmeğim. Tekrar gizli artırma yapıyorum gizli artırmadan önce tabi ilk önce ayracımızı sağ geçireceğiz ve şimdi gizli artırma yapıyorum ve diğer koluma başlıyorum arkadaşlar diğer kolum için yine 1 2 3 düz 1 ters 1 2 3 düz 1 ters 2 düzümü daha örüyorum gizli artırmamı yapıyorum sonra ayrıcı alıyorum iki düzüm ayrıcımı tekrar geçiriyorum ve burada bir adet gizli artırmamı yapıyorum şimdi burada bakıyorum arkadaşlar 3 düz bir ters 3 düz bir ters kenar ilmeği olarak bitmiş oluyor ama şu kısmın 3 düzle başlaması için 3 düz bir ters 3 düz bir ters o zaman şu ilmeğimi 3, 6, 9. Ters de başlıyorum. Birinci ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi dizler mı yaptım. Ters ördüm. 1, 2, 3 düz. 1 ters. Ve 3 düz. Diğer tarafla aynı olması için 3 düzümü ördükten sonra kenar ilmeğimi aldım. Şimdi bu kenar ilmeğimizi eğer örerek alıyorsanız arkadaşlar ters öreceğiz. Dönüşte örmeden alacağız. Eğer örmeden alıyorsanız benim gibi bu şekilde bırakıyorsunuz. Dönüşte bunu düz örüyorsunuz. Kenar ilmek örgümüze dahil değil. Yani kenarımızın düzgün durması için ben şu şekilde kenarda alıyorum. Daha sonra bu arada gördüğünüz gibi V gibi şekiller oluşuyor. Bu aralardan ilmek alacağım. Şimdi arkadaşlar, örgümüzün ikinci sırasındayız. İkinci sıramız arka yüzümüz. Şimdi düz ördüğüm burada bir ilmeğim var, gördüğünüz değil mi? Bu ön yüzde ters örmüştük, arka yüzü bu ilmeğim düz düştü. Şimdi bu düzümün sağına ve solundaki ilmekleri e, düz olarak öreceğiz. Onun hemen bu üç ilmeğin yanındaki ilmeğimiz ise bizim düz olması gereken ilmeğimiz. Şimdi şöyle kenar ilmeğimi alıyorum. İlk önce bir tersle başlıyorum. Daha sonra bakın bu düzümün sağını ve sağını kontrol ediyorum. Bu ilmeğimi ilk ilmeğimi ters ördükten sonra ipimi kendimden tarafta gördüğünüz gibi bu şekilde örmeden aldım. İp kendimden tarafta. Daha sonra bir düz, 2 düz, üç düz. 3 düzümü ördüm. 1 ilmeğimi tekrar boşalıyorum. Gördüğünüz gibi örmeden. Ve 1 düz, 2 düz, 3 düz. Burada bir gizli artırma yapıyorum. İpi ayracımı aldım. Artırma yerimin ortasındaki ilmeklerimi ters ördüm ayrıcımı aldım şimdi bu kısma bakıyorum bakın düz ilmeğim burada yanı bir düz iki düz üç düz bu üç ilmeğim düz olacağı için arkadaşlar şuradaki ilmeğimi boşalmam gerekiyor o zaman şuradaki ilmeğimizi tersle başlayacağım bir ters bir boş üç tane düz bir iki üç bakın bir boş Boşaldığımda bakın 3 tane şu düz ördüğüm ortaya gelmesi gerekiyor. 1 düz, 2 düz, 3 düz. 1 boş ve burası 1 düz ve ikinci düz Ayracımı aldım. 2 tersimi ördüm. Ayracımı aldım. Şimdi buradayım yine. Bakın şu 3 ilmeğim düz olacak. Bu ilmeğimi boş alacağım. Bu ilmeğimi artırma ilmeğim olduğu için bu sıra ters alıyorum. Öne düz düşsün diye. Çünkü bu benim artırma ilmeğim. Şimdi bir boş aldım. Bir düz. İki düz. Üç düz. Boş aldım. Bir boş aldım. Şimdi bir düz. İki düz. Üç düz bir boşluk bir düz iki düz üç düz iki düz dediğimiz ilmeğimiz hep ön yüzden ters örerek arka yüze düz düşen ilmeğimiz yani modelimiz aslında üç düz bir tersten oluşuyor sadece bu tersleri kaydırma yapıyoruz mantık bu ve kaydırma yaparken de boş alıyoruz ki öne daha düzgün düşsün diye Şimdi bir boş ilmeğimi aldım. 1 2 3 düzümü ördüm. Bir boş 1 2 3 düzümü ördüm. Bir boş 1 düzümü ördüm. 2 düzümü ördüm ve ayracımı aldım. Şimdi bir düz, bir ters, iki ters. Bu ayraç ortası çünkü. Ve tekrar ayracımı yerini değiştirdim. Bakın düz ilmeğin burada. Sağ düz olacak. Ortadaki ve sondaki. Bu boşalacağım. Bu ilmeğimi de sırf düzgün düşsün diye ters ile başlayacağım. Ön yüze. Evet şimdi bir ilmek boşalıyorum. Burada bir düz, iki düz, 3 düz boş 1 düz 2 düz 3 düz 1 boş 1 düz 2 düz ve ortaya geldik müddet ayraçlarımızla çalışacağız tam yerler belli olana kadar daha sonra ihtiyacımız olmayacak arkadaşlar iki tersimi ördüm tekrar ayracımı şişime taktım şimdi bakıyorum arkadaşlar şurada bir düzümüz var bunun yanı ve solu 3 düz olacağı için direkt düzlerle başlıyorum burada 1 düz 2 düz 3 düz bir boş bir düz 2 düz 3 düz bir boş bir düz ve bir kenar ilmeği olarak sıramı tamamladım. Dönüyoruz ikinci sıramızda. İkinci sıramızda yine kenar ilmeğimi bu sefer örerek alıyorum ve başlıyorum. Şu benim düz ilmeğim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun için bu üç ilmeğin yani aslında birinci sıraya tekrar ön yüzdeki başlamış olduğumuz sıraya tekrar dönüyoruz burada. Bir düz, iki düz düzlerimiz şöyle alacağız burada düzlenir 2 düz 3 ve ipimi kendimden tarafa alıyorum bir boş bir düz iki düz üç düz bir boş ve bir düz gizli artırmamı yaptım ayracımı geçirdim ortada iki düzüm var ve tekrar ayracımı geçirdim şimdi bakıyorum şu benim düz ilmeğim gördüğünüz gibi Sağ ve solu düz olacak. Şu ilmeğimi boş almam gerekiyor. Şimdi burada bir gizli artırmamı yapıyorum ilk önce. Daha sonra boş alacağım ilmeği boş alıyorum. Sonra bir düz, iki düz, üç düz, bir boş, bir düz, iki düz, üç düz, bir boş, bir düz, iki düz, üç düz burada bir gizli artırma gizli artırmadan sonra ayracımı geçirdim ortada iki düzüm var ayracımı geçirdim tekrardan arkadaşlar tekrar burada bir gizli artırma yapıyorum her ayrıcımızın sağına ve soluna mutlaka gizli artırmalarımızı unutmuyoruz. Gizli artırmamı yaptım. Bakın şu benim düz ilmeğim. Sağ ve solu düzür olacak. O zaman ayrıcım ilmeğimi mi takıldı. Bakmak istiyorum. Evet. Düzgündür. Şimdi o zaman ne yapıyorum? Gizli artırmayı yaptıktan sonra bu ilk ilmeğimi boş boşalıyorum. Daha sonra bir düz İki düz, üç düz, bir boş. Bir düz, 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 iki düz, üç düz, boş bir düz iki düz 3 3 düz ve burada bir gizli artırma ayrıcımı tekrar takıyorum iki düzümü örüyorum ayrıcımı tekrar geçiriyorum ayrıcımdan sonra bir gizli artırma yapıyorum ve tekrar bakıyorum Bakın bu düz sağ ve sol düz olacak. Bu boş olması gereken gibi. Bunu boş aldım. 1 2 3 düz, 1 boş ilmek. 1 2 3 1 boş ilmek. 1 2 3. 3. düzüm. Gizli artırmam iki düzüm gizli ayrıcım ayraçtan sonra gizli artırmam ve tekrar bakıyorum bu ön yüzme arkadaşlar şu ilmeğim benim düz ilmeğim sağ dolu, boş olacak ve e, şu ilmeğimi boş alacağıma göre bu ilmeğimi düz örmem gerekiyor bir düz iki düz boş almam gereken ilmeğim bir düzüm, iki düzüm, üç düzüm, boş, bir düzüm, iki düzüm, üç düzüm ve kenar ilmeği. Modelimiz bundan ibaret arkadaşlar. Bakın düzlerimin yerleri çok net çıktı. Her seferinde bu düzlerimin sağ ve soluyla birlikte düz olacak. Onun hemen dördüncü ilmeği yanlarındaki duran ilmeğimiz boş aldığımız ilmekler olacak her seferinde ilmeklerimizi bu şekilde kontrol ettiğinizde sorunsuz ve model kaymadan ör örmeye devam edebilirsiniz modelimizi kaydırmamak her seferinde aynı modelin üst üste gelmesi önemli gördüğünüz gibi bu benim düz ilmeğimse 1 2 3 düz olacak bu ilmeğimi boşalmam gerekiyor o zaman bu ilmeğimin düz olması gerekiyor değil mi? Şu ilmeğimi ön yüze düz düşmesi için tabi ben bunu ters örmek istiyorum ilk önce. Ön yüze çünkü kenar ilmeğimin yanı olduğu için düz düşsün. Bunu ters ördüm. Daha sonra üç tane düzüm var. Şu ilmeğim benim boş aldığım ilmeğim olacak. Bir düz, 2 düz, 3 düz. Şimdi bu ilmeğimi boş aldım. 1 düz, iki düz 3 düz gördüğünüz gibi bu ilmeğimi boş aldım boş aldıktan sonra bir düzümü ördüm ikinci düzüm için gizli artırmamı yaptım ayracımı koydum 1 2 ters ayracımızı tekrar yerleştirdik şurada örgümüzün sonu olduğu için Arkadaşlar gizli artırma yapmıyoruz çünkü örgümüzün tersindeyiz. Burayı düzeltmek istiyorum. Evet, şimdi tekrar baştan alayım. Kenar ilmeğimi aldım, bir ilmeğimi ters ördüm, üç düz, bir tane boş aldım. Gördüğünüz gibi bu arada bir tane ilmeği boş aldıktan sonra üç düz, iki düzümü örüyorum ve burada örgümü bırakıyorum çünkü burası örgümün arka tarafı. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Bunu düzelttikten sonra. Ayraçımı yine sağ tarafa aldım ve ilk düzümü bulmaya çalışıyorum. İlk düzüm bu. Bu üç ilmeğim düz olacak o zaman. Şu ilmeğimi boş alacağım. O zaman bu iki ilmeğim de düz olması gerekiyor. Düz, düz, boş. Düz, düz, düz. Bakın ipi kendimden tarafa aldım, boş. Düz, düz, düz. İpi kendimden tarafa alıyorum. Boş düz 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 burası örgümün arkası ayrıca geçirdim iki ters ayrıca değiştirdim şimdi tekrar bakıyorum ilk düzüm bu sağ ve solu düz bu boş alacağım o zaman bu iki ilmeğim düz olacak düz düz boş düz 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 boş düz 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 boş düz 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 boş düz örgü düz örgü düz örgü ve boş ilmek düz örgü düz örgü düz örgü boş ilmek iki tane düzüm gördüğünüz gibi evet burada ayrıcımızı şöyle çıkaracağız bir terslik vardı ön yüzde örerken ama ne olduğunu tam çözememiştim ben de ayrıcımızı şöyle ilmeğini açarak çıkarırsak daha sağlıklı sonuç olacak evet şimdi en son ayrıcımızı ne yaptık bakalım şu ilmeğimizi boşaldık düz düz buradaki artırma ilmeğimiz de o zaman düz olacak ayrıcımızı geçirelim iki ters ayrıcımızı geçirelim bakıyorum düzüm şu üç düz olacak şu boş olacak şu iki düzle başlayacak düz iki düz bir boş üç düz bir boş bir iki üç düz bir boş 1 2 3 düz. Ayrıcımızı geçirelim. 2 tersimizi örelim. Ayrıcımızı geçirelim. Bakıyorum bu ilmeğim düz. Sağ sol düz olacak. O zaman şu ilmeğimin boş olması gerekiyor. Ama bu artırma ilmeğim olduğu için boş alamam ilk sıra. Bunun için bunu tersle başlıyorum arkadaşlar. Sonraki sıra örgümüzün e, gelişilmeyine göre dahil edeceğiz. Daha sonra bu ilmeklerimi düz örüyorum. Boş. Bir. 2 3 düz bir boş bu kenar ilmeğim ön yüze Düz düşmesi için arka yüzden ters örmem gerekiyor ve kenar ilmeğimi aldım. Şu kenarımız düzgün dursun diye başka bir amacımız yok arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Düz ilmeğin bakın birinci düzüm, ikinci düzüm, üçüncü düzüm olacak. Ortada bir tane boş ilmeğim olacak. Şimdi bir düz, 2 düz, üç düz, boş, bir düz. 2 düz 3 düz boş 1 düz 2 düz 3. düzümüz gizli artırma ayrıcımızı geçtik 2 düzümüz var tekrar ayrıcı geçtikten sonra artırmamızı yapalım kafamız karışmasın çünkü ayraçlarımızın ortası ikişer ilmek düz olarak devam edecek hep. Gördüğünüz gibi gizli tırmanı yaptım. Bakıyorum ilk düzüm nerede? İlk düzüm burada. Sağ solda da düz olacak. Bu boş olacak. O zaman bu ilmeğimizin düz olarak başlamamız gerekiyor. Gizli artırma yaptım. Düz, boş, bir düz, iki düz, üç düz, boş. Bir düz, iki düz, üç düz, boş. Bir düz, iki düz, üç düz, Boş. Boştan sonra gizli artırma. Ortadaki iki ilmeğimiz düz. Ayrıcımızı değiştirdik. Ve tekrar bakıyorum. Düzüm burada. Sağ solu ters. Bu boş alacağım ilmek bu. O zaman düz örmem gereken ilmek. Gizli artırmadan sonra düz ile başladım. Düz. Boş. Bir düz, iki düz, üç düz, boş aldığım ilmek. Bir, iki, üç, bir boş. Bir, iki, üç, boş. Bir, iki, üç, boş. Bir, iki, üç, boş. Bir, iki, üç, boş her seferinde mantık aynı arkadaşlar. Bakın şu ilmeğim boş ilmeği. Burası boş ilmeğimi aldıktan sonra gizli artırma. Ayracımın yerini değiştiriyorum. İki düzümü örüyorum. Tekrar ayracımı aldıktan sonra gizli artırmamı yapıyorum. Sonra bakıyorum düzümü buluyorum sağdaki düz soldaki düz bu üçlü düz bu boş alacağım o zaman bu düz düzle başlıyorum düzden sonra boş 1 2 3 düz boş 1 2 3 boş 1 2 3 boş al gizli artırma yap ayrıcı değiştir iki düz ayrıcı değiştir gizli artırma ve tekrar geldim örgümün bu kısmına şu üç ilmeğim bir iki üç ilmeğim düz bu boş şu üç ilmeğimin de o zaman düz olması gerekiyor üç düzle başlıyorum Bakın. Biraz modelimiz ortaya çıkmaya başladı ama her seferinde mantık bu. Düz ilmekleri de takip edeceğiz. Düz ilmeklerimizi takip ettiğimiz müddetçe de örgümüzün şekli daha net ortaya çıkacak. Bakın şöyle küçük bir deneme daha yapmıştım ben. Modelimiz gördüğünüz gibi düzlerin sağ ve solu düz, ortadaki ilmekleri boş aldığımız müddetçe belirgin bir model yalancı selanik ortaya çıkacak. Bu modelimizdeki en zor kısmımız roba kısmımız. Neden roba kısmımız? Çünkü sürekli ilmek artırdığımız için roba'da her gelen ilmeği örüntüye göre takip ederek almamız gerekiyor. Yani boş almamız gereken veya düz örmemiz gereken ilmekse bakacağız en yakındakilerine. Ona göre o ilmeğimizin şeklini uygun örmemiz gerekiyor. Roba bittikten sonra kollar veya bedende herhangi bir sorun yaşamadan devam edeceğiz. Çünkü her sıra aynı şeyi yapmış olacağız arkadaşlar. Şu an artırma yapmış olduğumuz için her artırma yapmış olduğumuz ilmek biraz kafa karıştırıcı olabilir. Benim gibi böyle ayraçların desteğiyle ve düz ilmekleri takip ederek ilerlerseniz hiçbir sorun yaşamadan modeli çok güzel bir şekilde çalışmış oluruz. Şimdi ben ee, normalde 18 artırma yapacağım arkadaşlar. Peki bu ayraçları taktığımız için bu düz ilmeklerimizi 18 kez nasıl artırdığımızı nasıl anlarız? Mesela kollarımızı ne yaptık arkadaşlar? 10 ilmek yaptık. Bu 10 ilmeğe 18 ilmek sağdan, 18 ilmek soldan eklediğinizde 18 artı 18 36 artı 10 ilmek başlangıcımız 46. Kolumuzdaki ilmek sayımız 46'ya ulaştığında 18 kez artırma yapmış olabilir oluruz. Mesela şöyle düşünelim. Ön kısmımızı neyle başladık? 9. 18 ilmek artı 9 daha diye düşüneceğiz arkadaşlar. 27 ilmeğe ulaştığında öndeki ilmek sayımız 18 artırma yapmış oluruz. Hani böyle daha rahat olur sizin için. ilmek sayınızı hesapladığınızda kaçıncı sıra artırma olduğunuzu da anlayabilirsiniz. Çünkü haroşa yapmadığımız için kenar patımızda hangi sırada olduğumuzu tam anlayamayabiliriz. Şimdi sizde bir sıra daha ters düzden gelirken çalışmak istiyorum. Daha sonra 18 kez artırma yapana kadar ilmeklerimi kendim çalışacağım arkadaşlar. sizde mantığını anlamış oldunuz. Şimdi kenar ilmeğimi Aldıktan sonra örgümün arka yüzündeyim. Şu benim düz ilmeğim. O zaman bu üç ilmeğim düz olacaksa bu boş alacağım ilmeğim olacak. O zaman şu ilmeğim benim düz ilmeğim olacak. Ama arka yüzü bu ilmeğimin düzgün düşmesini istediğimden dolayı bunu düz örerken arka yüze ters düşmesini istiyorum. Sadece şu aradaki kenarım düzgün dursun diye. Bu kenar ilmek olduğu için. Şimdi bakıyorum. Bu ilmeğim benim boş ilmeğim. Ve üç düzüm. Boş, üç düz, boş, gez, birinci ve ikinci düzüm ayrıcımı geçiriyorum. Bazen ben de örgünün arkasında olduğumu unutarak artırma yapıyorum. Arkalarda artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Rob sadece önde. yine ayrıcımızı geçirdik şimdi bakıyorum bu üç ilmeğim düz gördüğünüz gibi çünkü düzüm burada boş boş Bu ilmeğimi boşalmak istemiyorum çünkü bu benim gizli artırmam. Bunu bu seferlik ters öreceğim. Öbür sırada boş almaya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Çünkü artırdığım ilmeği eğer boş alırsam bir sonraki sırada kayma ihtimali olabilir. E veya ilmeğin boş mu ters mi düz mü olduğunu anlayamayız. Artması gerekiyor ilmek sayımız. Onun için o ilmeğimi bu sıra ters ördüm. Bir sonraki sırada Yine örüntüye uygun öreceğim. Bakın 1 2 3. Bu ilmeğim düz olduğuna göre düzle başlamam gerekiyor. Çünkü ikinci düzüm ortaya denk gelecek. Bakın yine düzüm burada. O zaman üç düzle başlamam gerekiyor ve bu ilmeğimi ters örmem gerekiyor. Düzüm burada, bu düz olacak, bir düz olacak. O zaman bu ters olacak. Bu ilmeğimi de ters örmem gerekiyor. İki tersle başlıyorum gördüğünüz gibi. Birini ters ördüm, birini boş aldım. Hepsi bu kadar. Bakın şöyle göstereyim örgümün şekli düzlerimin şekli gayet net ortaya çıktı. Evet arkadaşlar. En üzrubamızın 3. sıramı dördüncü sıramıza geçmiş olmamıza rağmen 30 dakika bir çekim yaptık. Bayağı da uzun oldu. Daha fazla sıkılmamanız adına bakın burada şunu da belirteyim. Artırdığım ilmeklerim, iki düzlerim gayet net bir şekilde ortaya çıktı. Hani belli bir sıra sonra artık bunları ayraçlar size sıkıntı verirse çıkarabilirsiniz. yerlerine şaşırmayacağınız noktaya geldiğinizde. Ve gördüğünüz gibi arada üçer tane tersim duruyor ve ortada birer tane düzüm duruyor. Bu örgü modelimize de biz yalancı selanik diyoruz. Evet örgü severler, hırkamızda roba uzunluğumuzda 18 kez artırdık. 19. sıramıza geldik ve gördüğünüz gibi modelimiz de çok net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Şöyle arka bedenimiz. Şimdi kollarımızı e, robamızdan ayıracağız. Sadece kol ilmeklerimizi örmemiz gerekiyor arkadaşlar. 18 kez artırdık, 9 ilmekle başlamıştık. Ön ilmek sayımız 27. Şurada iki tane ilmeğimiz var. Ajurlarımızın ortası, gizli artırmalarımızın ortası. İki düzümüzün bir tanesini ön bedenimiz için kullanacağız ve bu aralık 28 ilmek arkadaşlar. 28 ilmeğimizi şimdi o bir ilmek düzü örene kadar devam ettiriyoruz örüntümüz yine aynı şekilde değişmiyor 3 düz bir boş şeklinde Evet en son 3 düzümü ördüm bir boşumu ör aldım ve burada bir düzümü bu kısım arkadaşlar benim ön bedenim. Şimdi burayı aslında çok kolay anlayabileceğiz. Ama yine de ilmek belirleyici, ilmek tutucu koyabiliriz. Şöyle ilmek belirleyicimizi yine de takalım arkadaşlar birkaç sıra. Şimdi örgümde yeni bir şişe geçiş yapacağım birkaç sıra ama var olan şişimle bir müddet daha devam etmek istiyorum. Bu ilk ilmeğim düz 2 ilmeğin bir tanesini örgüme dahil ettim. İlk ilmeğim gördüğünüz gibi düz. Şu 3 ilmeğimin düz olması gerekiyor. Bu normalde arkadaşlar kenar ilmeği dikişte kullanacağım şu an için. Oysa ki eğer örüntüm 3 düzle gelmemiş olsaydı bu ilmeğimi düz örecektim. Şimdi bunu tersle başlıyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. Çünkü kenar ilmeğim olacak. Dikiş olarak kullanacağım daha sonra. Şimdi 3 düz. Bir boş, 3 düz ilmeklerimi aynı şekilde devam ettiriyorum. Kol ilmeklerim 18 e, sağda, 18 solda, 36. 10 ilmekte başlayışımız vardı. 46. Birer ilmekte ajurlarımızın ortasına aldık. 48 ilmek kol ile devam ediyoruz arkadaşlar. Evet sıramın başına geldim. Bir boş aldıktan sonra iki düz ve 3 düz. Üç düzümü örmüş oldum arkadaşlar. Ve burada tekrardan dönüşümü sağlayacağım. Şu ilmeğimize ilmek belirleyicimizi takalım ve geriye dönelim. Şimdi buradaki 48 ilmeğimizi Aynı örüntümüze devam ederek ve hiçbir şekilde kesme, eksiltme yapmadan yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz ve kol lastiğimizi yapacağız arkadaşlar. 48 ilmeğimizi belirledik. Kenar ilmeğim olarak ilk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi gördüğünüz gibi boş alıyorum ve 3 düzle başlıyorum. Çünkü bir boş aldım. Bakın bir düzümüzün sağ ve solu, üçü birlikte düz olması gerekiyor burada. 3 düzüm ördüm ve bir boşumu almış oldum. Bu şekilde örüntümüze devam ederek yeterli uzunluğa gelene kadar Örelim. Toplamda kaç sıra ördüm, kaç santim ördüm bunun detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar kollarımızı ayırdıktan sonra 48 ilmeğimizi herhangi bir kesme yapmadan toplamda 28 santime ulaşana kadar örgümüzü tekrar ettik. Tam şu an 28 santimlik bir kol mesafemiz oldu. Peki kol altından sonraki model çalışmamızı kaç adet ördük onu da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 sıra tam 32. sıraya dönüyorum ki bu uzunluk bizim için yeterli oldu. Şimdi kol lastik kısmımızı örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ilk önce bir ters bir düz örgümüze geçiş yapacağız. Yalnız bir ters bir düz örgümüze geçerken 8 ilmek kesmemiz gerekiyor. Kol lastik ilmeklerimiz toplamda 40 ilmekten oluşacak. Bunun için kenar ilmeğimi alıyorum. Bir adet düzümü ördükten sonra şu ilmeğimi ters öreceğim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tersle başlayalım. Bir tersimi ördükten sonra iki ilmeğimi birlikte alarak kestim. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters ve yine düz için iki ilmeğimi aldım. Bu şekilde rastgele belli aralıklarla kesme yaparak ilmek sayımızı 40'a düşürelim. Evet, şu an tam 40 ilmeğe düşürdüm ve lastik kısmımızı bir ters bir düz örgüden oluşturdum. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin gelişine göre tersi ters, düzü düz örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar lastik kısmımızı tam 22 sıra ördüm 23. sıraya başlarken kesme işlemi yapacağım uzunluk olarak ise toplamda 8 santim şu şekilde 8 santim uzunluğunda örmüş oldum lastik kısmımızı çünkü kol ağız kısmımızı ikiye katlayarak kullanacağımız bir e, hırka çalışması olacak şimdi kesme işlemimizi nasıl yapıyoruz arkadaşlar Kenar ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğim ters geldiyse ters örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. İkinci ilmeğim düz geldi. Düz ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum ve her seferinde arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatarak kesme işlemimi yapıyorum. Tabi burada bir ayrıntımız var arkadaşlar kesme işlemini yaparken onu da belirtelim. Hırkamızı ters yönden kesiyoruz. Burası hırkamızın ön yüzü, burası ters yüzü. Ters yönden kesiyoruz çünkü burayı ikiye katladığımızda bu düz gibi duran kısmın ön tarafa gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kesme işlemini tamamladım. Şimdi şu uzunca bırakarak ipimi kesiyorum. Şimdi burada dikişimi sağlayacağım. Kol altına doğru. Gördüğünüz gibi hiçbir kesim yapmamıza gerek kalmadan sadece örgümüzü ördük. Eğer eksiltme yapmışsa olsaydık ilmeklerimizde hem modelimiz bozulacaktı hem de örgünün stilinden dolayı, tekniğinden dolayı daha dar bir kol yapısına sahip olacaktı ipimi iğneme geçirdim arkadaşlar şimdi ilk ilmeğimin tepe noktasından karşılıklı birleştiriyorum ve şimdi karşılıklı bütün V'lerimin içerisinden geçirerek düzlerimi birleştireceğim şu kısma bakıyorum tekrar dikişimi sağlayacağım biraz kabarık durdu şöyle tuttuğumuzda içe bakan her iki yönü de şöyle aldığımızda evet dış yüzden içe doğru alınca daha düzgün duracaktır evet birleştirdim ucu gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi ilk ilmeğimi alarak karşı tarafa geçiyorum. İkinci ilmeğimi alarak sol tarafa. Evet, böyle daha düzgün gördüğünüz gibi birleştirmemizi yapıyoruz. Şu arayı biraz hafif boşluk bırakıyorum ki sanki model devam etmiş. Bir ters örgü arada varmış gibi görünsün. Evet arkadaşlar kolumuzu gördüğünüz gibi ikiye katlayarak dişi üstü birleştirmiş olduk. Şurada bir esneklik sağlatalım. Şimdi ee, ön yüzden geliyorduk. Son ilmeğimize ipimizi bağladık. Örüntümüzün durumuna bakacağız arkadaşlar. Örüntümüzün bozulmaması gerekiyor. Şimdi burada bir düzüm var. Sağdaki bölmemde bakıyorum. Bu düzümüz sağ ve solu düz olacağına göre burası 3 düz. Burası bir boş. Burasında bir düzüm var. Şimdi şu kısma bakıyorum. 3 düz, 1 ters, 3 düz var. O zaman bir düzüm olduğuna göre arkadaşlar bir terse ve iki düze ihtiyacım var. Yani kol altında 3 tane ilmek arttırmam gerekiyor ki örüntüm bozulmasın. Şimdi şişlerimizi şöyle birleştirelim. Birinci bir, bir düzüm şişimde. Şu boşluktan ilmek çıkarıyorum. ikinci düzüm, üçüncü düzüm ve burada da gördüğünüz gibi üç düzde bittiği için bir ters ilmeğe ihtiyacım var. Şöyle biraz alttan dolayarak ters ilmeğimi almak istiyorum. Biraz da uzun bırakarak herhangi bir kasma olmasın kol altımızda. Her aradan bir boşluktan ilmek çıkararak üç kez artırmamı yaptım. O zaman. 3 ters devam ediyorum örgüme ve bir boş gördüğünüz gibi 3 ters bir boş örüntümü bozmadık ve kol altında 3 kez artırma yapmamız birinci kolumuz için yeterli oldu yine 3 ters bir boş 3 ters bir boş 3 ters bir boş ters dediğim alttan dolayarak aldığım ilmekler aslında düz arkadaşlar ön yüzden sadece alttan dolayarak alıyoruz ki ilmeklerimiz düzgün düşsün diye kendi örgü tekniğinize göre bunu düz örmeniz gerekiyor normalde ben düzleri şu şekilde üstten dolayarak örerim ama buradaki örüntüm bozulmasın ve ilmeklerim ön yüze ilmek çevirmeye gerek duymasın diye alttan dolayarak alıyorum arkadaşlar bu örgü stiline bu şekilde ördüğümüzde düzgün düşüyor genelde örgü severlerin örgü tekniği de bu şekilde zaten düzü de haraşoyu da alttan dolayarak örülüyor 3 en son düzüm ördüm. Bir kez boş. 1, 2, 3, 1 boş. 1, 2, 3, 1 boş. Boşum aldım. 1, 2, 3, boş. 1, 2. Şimdi en son boşumu aldım bir düzüm var şu da benim ikinci düzüm ne yapıyorduk burada 3 düze tamamladık sıramız üç düz ile bitti ilmek belirleyicimi bulmaya çalışıyorum Evet şimdi bir ilmeğimizi arka bedene dahil ettik şimdi ikinci ilmeğimizden diğer ajur ortasındaki ilk düzümüze kadar örüntümüze devam ediyoruz tabi burada bakıyorum arkadaşlar ilmeklerime Burası bir düz sağ ve solu düz olması gerekiyor. Bu ilmeğin ters. O zaman ilmeği kendimden tarafa alıyorum. Ters ile başlıyorum. Tıpkı diğer kolumuzdaki yaptığımız işlemlerin aynısını burada da yapacağız. Bu benim boşum. Daha sonra kol altı birleştirmesindeki ilmeklerimizin örüntü durumuna bakalım arkadaşlar. Kaç ilmek artırmamız gerekiyormuş? Bu kolumuzda da örüntümüz bozulmadan nasıl devam ediyormuş? Bir kez daha göstermiş olalım. Daha sonra beden kısmını aynı mantıkla örüp geleceğiz. Aldıktan sonra evet üç düzle sıramız bitti ve geriye dönüyorum. Evet örgü severler hırkamızın boy kısmına da ördükten sonra tamamladık şimdi gördüğünüz gibi e, lastik kısımlarımızı öreceğiz. Toplamda kaç santim ördüm onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Komple uzunluğumuz. E, Kollarımızı hatırlıyorsanız 28 cm örmüştük ve daha sonra lastik çalışması yapmıştık. Boyumuzun daha uzun olması için 30 cm ördüm. 4 cm de lastik çalışması yaparak tamamlamış olduk. Şimdi ilmeklerimizi İlk önce bu kısımdan çıkararak öreceğiz. Daha sonra diğer kısımdan çıkararak öreceğiz ve diğer kısma düğmelerimizi ayarlayacağız. Kaç sırada bir düğme ilik evi açmamız gerekiyor. Şöyle kamerayı biraz daha yaklaştırarak ilik evi lastik çalışması için ilmek alımını yapalım birlikte arkadaşlar. İlk önce en baştan şu kıvrımlı noktadan almak istiyorum. Burası içe katlanık bir şekilde durmaması için bir ilmek çıkardım gördüğünüz gibi aynı hizaya denk geldi daha sonra şu aradan bir ilmek çıkardım şimdi yeleğinizin boyu benden farklı olabilir ilmek sayınız benden farklı olabilir hırkanızın bundaki mantık şu arkadaşlar kaç ilmek çıkarmaktan ziyade gördüğünüz gibi şöyle V şeklinde hep boşluklarım var her boşluğa bir ilmek düşecek şekilde ilmek alıyoruz katının açılmamasına özen göstererek evet bakın V'lerin burada hazır duruyor arkadaşlar her V yuvanın içerisinden ilmeğimi çıkarıyorum Katımızın açılmamasına özen gösteriyoruz. Şu ilmeğimi biraz sıkılayım. Tekrar başa geldiğimde bunu düğüm ile bağlayacağım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi V'lerim burada. Her V'den bir ilmek olacak şekilde yakadaki son ilmek sırama kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Evet arkadaşlar lastik kısmımızdan gördüğünüz gibi düzenli bir şekilde ilmeklerimi alarak başa kadar yakamızdaki son ilmeğimize kadar geldim. Şimdi ön yüze ilk iki ilmeğimizi ve son iki ilmeğimizin düz düşmesini istiyorum. Bundan dolayı arkadaşlar son ilmeğimi gördüğünüz gibi biraz yakın mesafede aldım ve ters başladım. Tabi ikinci ilmeğimizde ters olarak öreceğim ki ön yüzü arkadaşlar düz düşsün bitişte ve başlangıçta düzgün durması için bundaki amacımız şimdi düz örüyorum bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters, bir düz. başa kadar ilerliyorum son iki ilmeğimi Düz getirmeye çalışacağım. Oraya geldiğimizde yine birlikte ayarlayalım. Evet, en son ters ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi buraya iki ters de bitireceğim. Arada bir ilmeğimin düz olması gerekiyor ki örüntüm uyum sağlasın. Arada bir ilmek daha alarak bu ilmeğimi düz örüyorum. Kalan iki ilmeğimi ters ördüğüm zaman ön yüze düz olarak düşmüş oldu. Şimdi başlangıç ilmeğimi buraya düğüm ile sabitliyorum. Tekrar örgümde ön yüze dönüyorum. Artık bir ters bir düz örgümüze devam edeceğiz. Şimdi bu kısmı söylerken şu kısmımızda da 4 santimlik bir ters bir düz örgümüz var arkadaşlar bu da yaklaşık bir gidiş bir dönüş 2 12 sıraya denk gelmiş oldu hırka boyumuzu ayarlarken bu lastiğimiz ve kol lastiğimiz bir ters bir düzden olduğu için yaka kısmımızdaki lastiğimizde de bir ters bir düz örgüyü kullanacağız şimdi ben yeterli uzunluğa gelene kadar örmek istiyorum toplamda kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım ve keserken de ilmeğimizin gelişine göre, göre keseceğiz arkadaşlar ters ilmeğimizi ters öreceğiz üzerinden atlatacağız düz ilmeğimizi düz örerek kesme işlemimizi yapacağız ki ön kısmımız daha düzgün dursun Evet arkadaşlar ikinci yan tarafımızın ilmeklerini de aldık ve ilmek aldıktan sonra arka yüzden bir sıra ters geldim daha sonra ön yüzden bir sıra tekrar ördüm bir ters bir düz arka yüzden tekrar geldim yani gidiş bir dönüş iki dört sıra oldu beşinci sıraya başlarken ilik evlerimizi açmaya başlayacağız toplamda dört tane ilik evi açacağım arkadaşlar kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ters bir düz örgümü örüp 4 ilmeği tamamlıyorum burada dört ilmeği tamamladıktan sonra bir kez doluyorum ve iki ilmeği birlikte alarak birinci ilmeği e, ilik evime açıyorum ilmeğin gelişine göre ki düzlerimi sayacağım şimdi birinci düzümü ördüm ikinci düzümü ördüm üçüncü düzümü dördüncü düzümü beşinci düzümü altıncı düzümü ve yedinci düzümü de ördüm Şimdi tekrar bir kez doluyorum. iki ilmeğimi bir arada alıyorum. Takip eden ilmeğim ters. Birinci düzümü ördüm. ikinci düzümü ördüm. Üçüncü düzümü ördüm. Dördüncü düzümü. Beşinci. Altıncı. Yedinci düzümü de ördükten sonra bir kez doladım. İki, iki ilmeğimi birlikte alarak kestim. Şimdi bakıyorum tekrardan arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. Yine 7 tane düzümü ördükten sonra son ilik evimi açarak 4 tane ilik evlerimi ayarlamış oluyorum örgümde ve ilik evlerimi açtıktan sonra şuradaki sıra sayımla aynı şekilde bitireceğim. Bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra kadar lastik örgü örmüşüm. Aynı şekilde 10 sıraya tamamlamam gerekiyor. Evet, burada da son kez doladım. İlmeklerimi aldım. Gördüğünüz gibi beşinci sıramız dördük altı dönüşümüz olacak arkadaşlar 7 8 9 ve 10 sıraya geleceğiz ve keseceğiz örgümüzü tıpkı Şuradaki uzunluğumuzla aynı şekilde ayarlayarak lastik kısmımızın birbirinin üstüne gelmesini sağlayacağız Evet örgü severler gördüğünüz gibi ilik evlerimizi açtık şimdi düğmelerimizi dikeceğiz 34 santim boyunda ve en kısmımızda da hemen sizlerle birlikte bakalım elimiz biraz e, Arkadaşlar topluyor kendini Çünkü modelimiz gördüğünüz gibi zikzaklı gidiyor yalancı Selanik modeli olduğu için en geniş haliyle 27 santimlik bir ene ulaşmış olduk e, Bu da yaklaşık bir yaş bebeklerimiz için rahatlıkla 9-12 ay bebeklerimiz için uygun kullanabilecekleri bir ürün hazırlamış olduk Yeni anlatımlarda buluşup görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşçakalın.